Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda modemlerimizde bulunan VPS tuşunun işlevini nasıl kullanıldığını anlatmaya çalışacağız. VPS Türkçe olarak şöyle diyebiliriz. Bilgisayar, cep telefonu ya da tabletimizi wireless modemimize şifre girmeden bağlamamızı sağlayan bir özellik. VPS Wireless Protected Setup diye geçiyor. Güvenlik zafiyetlerine yol açtığı ilgili bilgiler var. Bu konuları araştırabilirsiniz. Her modeme göre durum, özellik değişir. Genelde bakın şu şekilde burada yazdığı gibi VPS yazısı yazar modemin üzerinde. Arkasında da olabilir, arka kısımda. Yan kısımda da olabilir. Bu tuşu çoğumuz görmüşüzdür ama ne işe yarıyor diye merak edip araştırmak lazım. Bağlantının daha kolay yapılmasını sağlamak için düşünülmüş bir özellik. Nasıl işliyor bu? Mesela modeminize şifre girdiniz ve o anda evinize bir misafir geldi ya da yeni bir cihaz aldınız, onu modeme bağlamak istiyorsunuz. Şifreyi hatırlamıyorsunuz. Uğraştıracak sizi. Mesela şu bilgisayardan göstereyim ben sizlere. Bilgisayarımızın ağ bağlantıları kısmını yani şu seçeneği tıkladığımızda A ve internet ayarları geçsini aç. Dediğimizde böyle bir ekran çıkıyor karşımıza. Kullanılabilir ağları göster. Bakın bizim ağımız bu. Scarlet Witch. Mesela bu ağın şifresi bizde var. Bağlan diyoruz. Şifreyle bağlandı. Sıkıntı yok. Bu ağı unutalım şimdi. Yani silelim. Wi-Fi'den girelim. Bilinen ağları yönet. Scarlet Witch. Unut. Şu an unuttuk bu ağı. Tekrar başa dönelim ve A araması yapalım. Kullanılabilir ağları göster. Ağımızı buldu. Parola kurulmalı. Basıyoruz. Bağlan diyoruz. Şifre istiyor. İşte burada VPS devreye girecek. Bakın. Sonraki işlemde modemimizin VPS tuşuna ya basıp çekeceğiz kılavuzunda yazar ya da basıp bekleyeceğiz. Bu madem için basıp beklemek lazım. Şu şekilde VPS'ye basıp bekliyoruz. Ve aynı anda gördüğünüz gibi şurada, bakın bağlantıyı kuracak. Gördüğünüz gibi bağlandı. Yani VPS ne işe yarıyor? VPS modeme, bilgisayar, cep telefonu, tablet yoluyla kolay bir şekilde şifre girmeden bağlanmamızı sağlıyor. Evet bu tuşa bastığınız süre içerisinde herkes açık. Dışarıdan geçen birisi de modeminize bağlanabilir. Ancak belli bir süre açık. Her modeme göre süresi de değişiyor. 120 saniyeye kadar çıkıyor bu süre. O süre içerisinde herhangi birisi Wi-Fi araması yapıyorsa ve modeminizin wireless'ını görürse evet o da bağlanır. Fakat modem içerisinden bunu yönetebilirsiniz. Bağlantısı bu şekilde. Umarım videomuz işinize yarar. Videoma burada son verirken YouTube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.